Günaydınlar. Ben Doktor Ali Gözü Küçük. Hisar Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanıyım. Bugünkü canlı yayın konuğumuz sünnet. Yaz aylarında olmamızdan dolayı sünnet bu mevsimde daha çok oluyor. Okulların açılmasına daha az kaldı. O nedenle sünnetle ilgili çok fazla soru aldık. Bunlarla ilgili bir canlı yayın yapmaya karar verdik. Sünnetle ilgili sorularınızı, taleplerinizi, nasıl yapılır, hangi yaşta yapılır, bunlarla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Önce sünnetten kısaca bahsedeyim. Sünnet bizim toplumumuzda, bizim ülkemizde hemen hemen herkesin olduğu bir cerrahi işlem. Öncelikle cerrahi işlem olduğunu söylüyorum çünkü bazı yerlerde bunu işte küçümsüyorlar. Basit bir işlem, her yerde yapılabilir, işte herkes yapabilir gibi ifade edenler var. Ama 2015 yılından itibaren doktor haricinde kişilerin sünnet yapması da kanunen yasaklandı. Bu işlem çocuğun vücuduna uygulanacak bir işlem olduğu için de mutlaka mümkünse hastane ortamında steril şartlarda yapılmalı. Sünneti niye yaptırıyoruz? Bir kere gelenek. Herkes yaptırıyor, onun için biz de yaptırıyoruz. Böyle denilebilir. Ama sağlık açısından da faydaları var. Tüm dünyada görülmüş ki sünnetli çocuklarda enfeksiyon riski sünnetsizlere göre daha az. Bu bir enfeksiyon kaygısı diyelim. En çok gerek duyulan durum bu. Ama sanki bir tüm herkes yaptırdığı için de illa bir şartmış gibi de değerlendiriliyor. Ne zaman sünnet yaptıralım? Aslında sünnet yeni doğandan itibaren her dönemde yapılabilir. Ama her yapılan dönemde o yaşın şartlarına göre dikkat etmemiz gereken durumlar var. Yeni doğan dönemini sadece lokal anestezisiyle yapabiliyoruz. Ama çocuk biraz büyüdüğünde, olayların farkına vardığı dönemde anlattıklarımızı tam anlayamıyorsa buna lokal ile yapmak çocuk açısından ciddi anlamda travma yapıyor. Psikolojik baskılar oluşabiliyor, kaygıları oluyor. Bu nedenle özellikle bizim ne yaptığımızı anlayabilecek yaşta değilse bunlara lokalde yapmamamız lazım. Yaptırmamanızı öneririm. Biz yapmıyoruz ama başka yerde de yaptırmamanızı öneririm. Çünkü bunun etkisini yıllar sonra görebiliriz. İşte çocuğun baskılanmış duyguları olabilir, korkuları olabilir. İleriki yaşamında ciddi sıkıntılar, kaygılar yaşayabilir. Bu nedenle karşılıklı konuşup anlaşmadan, çocuğu ikna etmeden sünnet yapılmasını önermem. Öncelikle ben çocuk anlayabilecek yaştaysa, yeni doğanlar hariç tutuyorum tabii ki bebekleri. Ama anlayabilecek yaştaysa mutlaka karşılıklı konuşup çocuğa durumu anlatıp ondan sonra sünnetin yapılmasını öneririm. Yaz dönemi biraz daha fazla yapılıyor ama her dönemde yapılabilir. Özellikle artık günümüzde işte evlerin şartları iyi, ısıtma, soğutma problemi yok. Transferde, yolculukta sorunlar yok. Bunlardan dolayı hani işte kışın mı yapalım, yazın mı yapalım, sonbaharda mı, ilkbaharda mı soruları geliyor. Ama sünnet her dönemde yapılabilir. Tabii ki işte sünnet olan çocuğun 3-4 gün, belki bir hafta fazla aktivitede bulunması sıkıntı olacağı için okul dönemine denk getirmemeye çalışıyoruz. Onun için okulların açılmasına daha az kaldığından dolayı mümkünse okul açılmadan bugünlerde yaptırın eğer düşünüyorsanız derim. Bizim hastanede cerrahi sünnet yapıyoruz. Değişik işte lazerde klips yöntemiyle diye değişik yöntemler var. Onlar da yapabiliriz. Onlar sakıncalı demiyoruz ama en çok tercih edilen, yıllardır, yüzyıllardır yapılan cerrahi sünneti yapıyoruz ve öneriyorum. Biraz bizim için zahmetli oluyor. Fazla uğraşıyoruz ama bir çocuğun ömründe bir defa sünnet olduğunu düşünecek olursak da fazla uğraşmayı, özeni hak ettiğini düşünüyorum. Annelerden canlı yayından önce aldığımız
sorulara bakıyorum şöyle. Sünnetten sonra ne yapmamız gerekir diye sormuş bazı anneler. Çocuk bebekse zaten bezini bağlayıp gidiyoruz. Sadece bir krem sürüyoruz. Başka hiçbir işlemi olmuyor. Yeni doğan sünneti özellikle. Ama büyük çocuklarda biraz önce yaptım mesela 7-8 yaşında bir çocuk. Ona söylediğimi burada canlı yayında da ifade edeyim. İlk 1-2 gün fazla gezmesin. Tuvalete falan gidebilir ama yani fazla gezerse ödem, şişlik, ağrı, ufak tefek kanamalar olabilir. O nedenle fazla gezmesin. Ama ondan sonra rahatlıkla gezebilir, yolculuk yapabilir. Eğer çok yapışık değilse 3-4 gün sonra rahatlıkla okuluna gidebilir. Bu konularda kaygılanmanıza gerek yok diyorum. 1-2 gün ağrı kesici ağızdan destek olmakta fayda var. İlk yaptığımız saatlerde lokal anestezinin etkisiyle ağrı duymuyor ama işlemden 5-6 saat sonra yavaş yavaş ağrımaya başlıyor. Ondan dolayı hepimizin bildiği parasetamoldü, işte kalpoldü ya da ibuprofen grubu, dolven, pedifen o gruptan ağrı kesicilerle destek olmamız gerekiyor. Kanama, aşırı kanama, birkaç damla kanayabilir ama aşırı kanama olursa mutlaka doktorunuza, işte sünneti yaptırdığınız yere başvurun diyoruz. Aşırı kanamanın ölçüsü ne? Damla damla kanama kan geliyorsa. Yoksa çocuğun sünnetli bölgesinde bir miktar hafif kanama olabilir. Bu normaldir. Özellikle yapışık olan çocuklarda bu tür şeyleri bekliyoruz. Başka bir soru. Banyosu ne zaman yapmalı? 2 gün geçtikten sonra banyo öneriyorum ben. Yani bunun için işte bugün çarşamba günü yaptırdığımız çocuğa cumartesi günü banyo yapsın diyorum. Aslında 24 saat sonra da banyo yapabilir ama yine de biz biraz erhamlı yaklaşıyoruz. İşte 2 gün sonra 48 saat geçsin arada diyoruz. Banyoda uzun süre kalmamasını, ıslaklık fazla uzun sürerse işte mesele olabilir. Ondan dolayı kısa bir banyo yapmasını öneriyoruz. Ondan sonraki günlerde zaten serbest. Bir sıkıntı olmaz. Başka bir anne sünnet için uygun yaş kaçtır demiş. Aslında bana gelen her hasta, konuştuğum hasta olmasa bile doktor arkadaşlar, sağlık çalışanları, etrafımızda gördüğümüz, ilişkide olduğumuz herkes bu soruyu soruyor. Ama bu sorunun gerçek bir cevabı yok, doğru bir cevabı yok. Sana göre bana göresi var ama tıp şu anda sünneti şu yaşta yaptırırsanız en iyisidir dediği bir yaş yok. Değişik toplumlarda etraftan etkilenme durumlarına göre yapılan uygulamalar var. İşte ilk haftasında yaptıranlar var. İlk ayında 40'ı çıktıktan sonra yaptıranlar var. Bebeklik dönemi yürümeden önce yaptıranlar var. Yaptırılsın diyenler var. Bir de 5-6 yaşından sonra çocuk kendini bilsin, işte sünnetinde oynasın, düğününü yapalım diyen aileler var. Bunların hepsine de saygı duyuyorum. Bunların hiçbiri yanlış değil. Her dönemde sünnet yapılabilir. Sadece özellikle bebeklikle 5-6 yaşına geldiği kalan dönem içerisinde çocuk yapılan işlemden çok etkileneceği için mutlaka ya genel anesteziyle ya da sedasyonla yapılmalı. Yani çocuk yapılan işlemin travmasını hissetmemeli. Yoksa işte 2 ile 5 yaş arasında çok önermiyoruz. Bunun da nedeni hani lokalle bağıtıra bağıtıra yapılacaksa onun için önermiyoruz. Yoksa o dönemde yani 2-3 yaşındaki bir çocukta da sünnet olabilir. Onunla ilgili kaygılanmalarına gerek yok. Ama dediğim gibi sadece çocuğun acıyı hissetmemesini, iyi organize edilmesini tavsiye ediyorum. Başka bir anne sünnet ettirmek tuvalet eğitimini kolay vermemizi sağlar mı diye sormuş. Biraz önceki söylemlerimde sünnet her yaşta yapılabilir demiştim. Tuvalet eğitimini ne zaman veriyoruz? Çocuklara 18. aydan itibaren aşağı yukarı 5 yaşına kadarki dönemde çocuğun talebi varsa, bakıyoruz uyumluysa, bu konuda tutmaya başlamışsa çişini, bu illa 18 ay olması şart değil. 1-2 yaşında, 3 yaşında ne zaman tutarsa, tutmaya başlarsa o zaman veriyoruz.
Evet, sünnet edildiği dönemde birazcık daha çocuğun ilgisi de o bölgeye olacağı için tuvalet eğitimine bir miktar katkısı var. Ama özellikle bu annenin beklentisi şuysa, çocuğum altını ıslatıyor, işte tuvalet sünnet ettirirsen kesilir mi gibi bir beklentisi varsa, o konuda sadece enfeksiyonu önce bir altını ıslatmanın nedenini araştırmak lazım. Enfeksiyon varsa altta yatan, onu tedavi etmeden bu işlem düzelemez. Ama sünnet olan çocuklarda da dediğim gibi hem ailenin ilgisi hem de çocuğun kendine olan ilgisinden dolayı altını ıslatma olayında bir miktar azalma oluyor. Ama buradan şu laf çıkarmasın lütfen, şu sonuç çıkarmasın. İşte sünnet edilince altını ıslatma biter, öyle demiyorum. Lütfen öyle anlamayalım. En sağlıklı yaş nedir diye başka bir anne sormuş. Biraz önce de bahsettim. En sağlıklı yaş, sadece ben şunu söyleyebilirim. Çocuğun konforu, bakımı, kolaylığı açısından soruyorsanız en iyi sünnet yeni doğan döneminde yapılan sünnettir. Ama tekrar söylüyorum, her yaşta, her çocuğa uygun yöntemi bulduktan sonra sünnet yapılabilir. Zaten tıpta da şu anda, modern tıpta da sünnet şu işte yapılır diye bir kural oluşmadı. Başka bir anne pansuman ve dikiş almayı sormuş. Sünnetten sonra pansuman önermiyoruz. Eskiden sünnet tozu, işte sünnet merhemi, o tür şeyler vardı. Ama artık pansuman önermiyoruz. Dikişler eriyebilen türden. Evet, dikiş atıyoruz ama vücut onu, çocuğun vücudu 15 gün, 20 gün, 1 ay içerisinde eritiyor. Dikiş alma gibi çocuğu bir daha travma yapacak şeyleri yapmıyoruz, ihtiyaç da duymuyoruz. Yani pansuman yapmaya, dikiş almaya ihtiyaç duymuyoruz. Onu tekrar söylemiş olayım. Bir sorumuz var hocam. Anesteziyle yani uyuşturularak morfin yapılan sünnette çocuğun sıhhi açıdan daha sonra yaşayacağı sıkıntılar oluşur mu? Anestezi mutlaka zaten lokal anesteziyi yapıyoruz. Eğer bölgesel onu düşünüyorsak, yani dinleyicimizin sorusu, izleyicimizin sorusu buysa, lokal anestezi mutlaka yapıyoruz. Lokal anestezi yapmadan sünnet zaten yapmıyoruz. Genel anestezi anlamında soruyorsa, genel anestezi de eğer biraz önce bahsettiğim gibi çocuk anlayabilecek yaşta değilse, korkuları varsa tartıyoruz hangisi daha çocuk için iyi. Bağıtıra bağıtıra acı duyarak işkence çeker gibi sünnet olacağına anestezili sünneti tavsiye ediyoruz. Şu anlık başka sorumuz yok hocam. Daha önceden gelen sorularımızdan varsa. Başka bir anne, 4 yaşında oğlum var, ne zaman sünnet ettirmeliyim diye yazmış. Ben her anneye şunu söylüyorum, size de aynı şeyi söyleyeyim. Mutlaka çocukla biz bir karşılıklı konuşalım. Sünnet olmaya uygun mu? Bir muayenesini yapalım. Engel bir durumu var mı? Fıtığı var mı? Pipisinde yapışıklık var mı? Eğrilik var mı? Bunları görelim. Ondan sonra çocuk sünnet olmak için çok büyük korkuları yoksa, kaygıları yoksa 4 yaşında da olabilir. Bakarız, eğer kaygısı fazlaysa deriz ki yeni sene bir daha gelin ya da işte 7 yaşına bir daha gelin. İlla bu sene yaptırmanız şart değil. Bulmuşken müşteriyi hemen keselim gibi bir kaygımız yok. Öyle bir şey düşünmüyoruz. 4 yaşında da olabilir, 5-6 yaşında da olabilir. Yani illa eski bir söylem vardı, 2 ile 5 yaş arasında sünnet yapmayın gibi. O sadece lokal yapmayın, çocuk korkacağı için ona yönelik bir söylemdi. Hala da devam ediyor ama dediğim gibi bu yaşlarda mümkünse sedatize ederek, kısmen anestezi vererek yapmakta fayda var. Tekrar açıkladım ama yine başka bir soruda en sağlıklı yaş nedir diye sormuşlar. En sağlıklı yaş dediğim gibi henüz daha tıp bunu bulamadı ama her yaşta sünnet olabilir. Sadece bakım ve çocuğun adaptasyonu açısından tekrar söylüyorum, yeni doğan dönem sünneti en kolay oluyor. İlk gün biraz huzursuz oluyor, ondan sonra hiçbir çocuk ne ağlıyor ne huzursuz oluyor, çabucak da iyileşiyor. Yeni doğanda yara iyileşmesi de hızlı olduğu için daha çabuk iyileşip daha kolay adapte olabiliyor.
bazı ailelerden şöyle bir soru geldi. Yeni doğan döneminde sünnet edilen çocuklar ileride tekrar sünnet edilmesi gerekir mi? Bu konuda biraz eskiden olan sıkıntıların devamı şeklinde yeni doğan sünneti konusunda tecrübesi olmayan sünnetçilerin bazı işte sağlıkçı arkadaşlarımızın eksik ya da fazla kesmesi ya da özensiz kesmesinden kaynaklanan sıkıntılar olmuş geçmiş dönemde. Biz de bunun düzeltmelerini yaptık ama yaparken özellikle yeni doğan sünneti konusunda deneyimli bir hekim yaptıysa tekrarında bir işlem ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Benim kendi yaptıklarımda böyle bir işleme ihtiyaç olmuyor çünkü her dönemdeki sünnetin ölçüsünü ne kadar kesilmesi gerektiğini dikkat ettiğimiz için böyle bir şeyin sonradan ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Ama düzeltme yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Özellikle toplu sünnet dediğimiz kalabalık ortamda eskiden belediyeler yapıyordu. Şu anda birazcık azaldı ama o tür sünnetlerden sonra ciddi anlamda sıkıntılar geliyor. İşte eksik kesilmiş, fazla kesilmiş, damarı kesilmiş, bağlanmamış, dikişi açılmış. Bu tür sorunlar geliyor. Bunları düzeltiyoruz. Ama özenle yapılan bir sünnette ikinci bir işleme ihtiyaç olacağını sanmıyorum. Yine bir anne tuvalet eğitiminden söylemiş. Biraz önce bahsettik. Bir daha söylüyorum. Tuvalet eğitiminden kasıt gündüzleri altını ıslatma ile ilgili ise ona bir miktar faydası oluyor ama burada sünnet tedavi eder anlamı çıkmasın. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlarım sonra bana sünnet ederek altını ıslatıp tedavi ediyorsun diye dalga geçerler. Öyle bir söylemim yok. Lütfen o konuda yanlış anlaşılma olmasın. Şu anlık başka sorumuz yok hocam. Sizin ekleyecekleriniz var mı? Sünnet belki hani çok konuşuluyor, herkes yapıyor. Ben kendi kişisel tecrübem, sayı söylemek çok doğru değil ama yurt içinde değişik, yurt dışında değişik devlette çalıştığım dönemlerde çok sayıda sünnet yaptım. Senede 1500-2000 tane yaptığım dönemler oldu, 3000 tane yaptığım dönemler oldu. Tecrübemle şunu söylüyorum. Lütfen çocuktan gizli bir işlem yapmaya çalışmayın. Yani çocuğa hiçbir şey söylemiyorlar. Hastaneye gidiyoruz. Hatta anne diyor ki ben kendim muayene edeceğim diyor. Bizim karşımıza geliyor. Çocuk işte muayene edelim dediğimiz zaman başlıyor, yaygarayı koparıyor. İşte kıyameti koparıyor. Az çok hepsini anlatmasanız da hani belki sizin anlatmanız konuyu çok bilmediğiniz için çocuğa çok anlaşılabilir olmayabilir ama yine de sünnet diye bir işlem olduğunu, bunu herkesin olduğunu, canının çok yanmayacağını, bu işlemin çok zor, zahmetli bir işlem olmadığını uygun bir dille anlatırsanız daha iyi olur. Çünkü çocuklar sürprizle karşılaşınca daha çok tepki gösteriyorlar. Özellikle çocuk anlamaz, işte ben bunu yutturayım gibi ailelerin planları oluyor. Yeni nesil bizden çok daha zekiler. Ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorlar. Bizim neyi gizlemeye çalıştığımızı fark ediyorlar. Bize olan güvenleri sarsılıyor. Ondan dolayı mümkünse bir miktar da olsa sünnet olacağından bahsetseniz daha iyi olur derim. Bir sorumuz var hocam. Sünnetten sonra dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Sünnet uygun şartlarda yapılırsa sünnetten sonra ilk gün belki bir miktar kanama olabilir. Biraz önce de bahsetmiştim. Sızıntı şeklinde bir kanaması varsa ondan sıkıntı olmaz ama damla damla kanamaya devam ediyorsa mutlaka yapan hekime ya da işte sağlık kuruluşuna tekrar başvurmakta fayda var. Ufak tefek şişlikler olacak, ödem dediğimiz yani doku arasına sızan sızıntıdan dolayı. Şişlik olması sizi tedirgin etmesin. Bir miktarda yapışık olan yerlerde kabuklanmalar oluyor. Onlardan da kaygılanmayın. Hemen enfeksiyon oldu, bu çocuk işte iltihaplandı gibi kaygılar oluyor. Penis bölgesi çok fazla kanlandığı için çok enfeksiyon görmüyoruz. Özellikle uygun şartlarda yapıldıysa enfeksiyon olmaz. Kafanız rahat olsun. Tam düzelme, sünnetten sonraki tam düzelme
15-20 günü bulabiliyor, bazen bir ayda bulabiliyor ödem ve kızarıklıkların azalması. İşte bir sünnet olmuş, bir hafta sonra geliyor anneler, bu eğrimi kesilmiş, bir taraf daha şiş gibi şeyler söylüyorlar. Oysa ki erken dönem, yani burada hemen karar vermeyin, birazcık daha bekleyin. Aşağı yukarı bir ay sonra hala kaygılarınız devam ediyorsa da mutlaka bize başvurun diyoruz. Yayına yeni katılan bir takipçimiz hocam, sünneti kaç yaşında tavsiye ediyorsunuz ve yurt içinde mi yurt dışında mı yapılması daha doğru olur demiş. Tekrar oluyor ama bazı dinleyicilerimiz için bir daha söyleyeyim. Sünnet her yaşta yapılabilir. Tıp henüz işte şu yaşta yapılırsa en idealdir diye bir gün belirlemedi. İşte bu konudaki otoriteler, sağlık kuruluşları her yaşta sünnet yapılabilir. Sadece çocuğun yaşıyla ilgili her yaşın uygun yöntemi var. Ona dikkat edilmesi. Yeni doğan döneminde özellikle lokalle yapılabiliyor, çok rahat yapılabiliyor ama işte 1 yaşında, 2 yaşında bir çocuğa lokalle yapmaya kalkarsak çok fazla kaygısı oluyor, çok ağlıyor, korkuyor, endişesi oluyor, ömür boyunca bunu hatırlıyor. Ondan dolayı mümkünse işte 2-3 aylıktan sonraki dönemde en azından sedatize ederek çocuğun o anı hatırlamamasını sağlayacak bir yöntemle mümkünse de ameliyathane şartlarında yapılmasını tavsiye ederim. Ama tekrar söylüyorum, her yaşta sünnet yapılabilir. Yeter ki çocuğun yaşına ve işte çocuğun kendisine uygun yöntemi bulalım derim. Bir takipçimiz hocam, oğlum 4 yaşına girdi, 4. sınıfa gidiyor. Nasıl anlatmalıyız sünnet olmasını? Ve korkusu varmış. Biraz önce de bahsetmiştim. Yani sünnet... Mutlaka sünnetin duymuştur arkadaşlarından, sınıfında bir sürü arkadaş sünnet olmuştur. Onların kaygılarını da belki duymuştur. Onun için kaygısında biraz da onun etkisi vardır. Ama ben size şunu tavsiye ederim. İlla sünnet olmanız şart değil ama bir hekim arkadaşımızla gelin, görüşün. O uygun dille anlatsın. Ön hazırlığını siz yapın ama nasıl sünnet yapılacağını, sünnette neyin, kesmişliğini duyunca bir kere çocuklar çok korkuyorlar. Haklılar da. Bunu biz anlatırsak daha uygun dille anlatacağımız için kaygısının daha az olacağını düşünüyorum. Bir takipçimiz hocam, yeni doğan bebeklerde sünnette bezliyken iyileşme sürecinin daha iyi olduğunu duymuş. Bu konu hakkında bir görüşleriniz evet, nedir? Biraz önce de yine söylemiştim. Yeni doğan sünneti hem çocuğun adaptasyonu hem de çocuğun ailenin adaptasyonu açısından en iyi olan dönem. Yani bezin içerisinde sağa sola çarptı, kanadı, işte acıdı, öyle bir şeyler olmuyor. Bezin içerisinde iyileşiyor. O nedenle en kolay, hem aile için hem çocuk için en kolay sünnet, yeni doğan döneminde yapılan sünnet, bebeklik döneminde olan sünnet. Sizin de dediğiniz gibi bezin içerisinde çocuk çok fark ettiğinde iyileşmiş oluyor. Bir takipçimiz hocam, oğlum 5,5 yaşında sünnet yaptıracağım, iyileşme süreci nasıl olur? Muayene ettikten sonra kesin işte şu kadar sürede iyileşir diyebilirim ama yapışıklığa bakıyoruz. Çocuğun pipisi derisine yapışıksa orada iyileşme süreci biraz uzayabiliyor. Yara iyileşmesi bir de insan vücuduyla ilgili. Bazılarında 3 günde iyileşir, bazılarında 10 günde iyileşebiliyor. Ortalama bir haftayı baz alın derim. Yani işte okula başlayacaksa ya da kreşe başlayacaksa bir hafta öncesinden planlama, en azından bir hafta öncesinden planlamalarında fayda var derim. Şimdilik başka sorumuz yok hocam. Başka bir annenin denize girebilir mi gibi sorusu var. Sünnetten sonra denize girebilir mi? Tatil planları olduğunu söylüyor. Denize ikinci günden sonra rahatlıkla girebilir. Uzun süre kalmamak kaygısıyla, şartıyla. Ama havuzda hijyen probleminden kaygılandığımız için 4-5 gün hatta bir hafta havuza girmesi daha iyi olur deriz. Zaten ikinci günden sonra banyo yapsın diyoruz, iki gün sonra banyo yapsın diyoruz. Bu banyosunu deniz suyuyla yaparsa daha da iyi olur, iyileşmesine de katkısı olur. Yani sünnetten sonra denize girilmez gibi bir kaygınız olmasın, tatilinizi ona göre planlayabilirsiniz. Yani sünnet olduktan 3-4 gün sonra da artık çocuk tatile gidebilir, yolculuk yapabilir, denize de girebilir.
Bir takipçimiz hocam, evde sünnet tekrar yapılmaya başlandı. Bu konu hakkında görüşlerinizi merak etmiş hocam. Ben girişte şunu söylemiştim. Sünnet cerrahi bir işlem mümkünse sağlık kuruluşunda, hastanede, hatta ameliyathane şartlarında yapılırsa çocuk için en idealidir demiştim. Sağlık Bakanlığı da 2015'ten sonra doktor haricindeki kişilerin sünnet yapmasını yasakladı. Artı evlerde uygun olmayan ortamlarda sünnet yapmayı zaten yasaklıyor. Cerrahi bir işlem, böyle bir işlem çok doğru değil. Yaptıran var, evet var, yıllardır işte Türkiye'nin şartları öyleydi. Ben ona, o annelere şunu söylüyorum, evde yaptıran, işte bizim aile büyüklerimiz evde yaptırmış, hiçbir şey olmamış diyorlar. Evet, ben de şunu söylüyorum, sizin büyükleriniz belki doktora 5-6 yaşına kadar hiç gitmediler yani. Ama bu çağda çocuğu şartlar iyi olduğu için, ülkenin imkanları iyi olduğu için doğduğu andan itibaren ilk gün, ikinci gün, yedinci gün, onuncu gün, 15. gün sürekli doktora götürüyorsunuz. Yani o dönemle bu dönemi kıyaslamamak lazım. Evde sünnet yapanlar var, saygı duyuyorum ama ben riskli olduğunu düşünüyorum. Vücuda yapılan her girişimin sonuçta uyuşturmak için iğne yapıyoruz. Alerji yapabilir. Mesela evde alerji yaptı, nasıl müdahale edilecek? Ben hiç kimsenin başına gelmesini temenni etmem ama yine de yani böyle bir riskin olduğunu bilin. Mutlaka en azından bir sağlık kuruluşunda olsun derim. Evde yapmak birazcık böyle hastane imkanları olmayanların başvurduğu, yani yapan kişiler için. Onlara da saygı duyuyorum ama mümkünse ben evde yaptırmayın derim. Bir sorumuz daha var hocam. 27 günlük bebeğim var. Çocuk doktoru darlık olduğunu, sünneti erken yaptırmamız gerektiğini söyledi. Bu konu bir sorun mu? Bir ay içinde gelip yaptırmayı düşünüyoruz. Yeni doğan sünneti, biraz önce de bahsettiğim, daha kolay adapte olunan, 27 günlük çocuk yeni doğan sayılır. Bir dönem darlık varsa, işemesinde zorluk varsa, özellikle erkek çocuklarda enfeksiyon riski daha fazla oluyor. Çocuk hekimler de bu konuda daha iyi bilirler. Darlık var diyorlarsa hani bir ay biraz daha uzun olabilir. Daha erken yaptırmanızı öneririm. Şimdilik başka sorumuz yok hocam. Çok güncel bir konu. Dediğim gibi çocuğu olan kaygılı aileler var. Ama gözünüzde çok büyütmeyin. Herkes yapıyor bunu. Her dönemde yapılabilen bir işlem. Özellikle işte okul açılacak, nasıl yapacağız gibi kaygılar varsa çok endişelenmeyin. 3-4 gün sonra rahatlıkla toparlıyor. Ama dediğim gibi yine de bir hafta 10 gün öncesinde yaptırmakta fayda var. Öbür türlü iyileşmedi, işte ağrıdı, şudur budur gibi okuldan, yani okula devamında belki sıkıntı olabilir. Diğer arkadaşlarından biraz geri kalabilir. Ondan dolayı biraz erken yaptırmanızı tavsiye ederim. Bir annenin başka bir sorusu var. Sünnet kilotunu tavsiye ediyor musunuz? Evet, eskiden sünnet kilodu yokken etek giydiriliyordu. İşte sağa sola çarpmasın, çamaşırı dokununca ağrı olur diye. Şimdi sünnet kilodu diye bir şey imal edilmeye başlandı. Çocuğun pipisini koruyor, çamaşırına dokunmamış oluyor. Önünde bir tampon görevi görmüş oluyor. Yürürken ağrı duymaması için kullanmakta fayda var diyorum. Bir takipçimiz hocam, sünnet öncesinde çocuk uyutuluyor, çıkınca uyanık oluyor, hala iğnenin etkisinde oluyor. Nasıl, ne ile uyutuluyor, narkoz mu veriliyor şeklinde merak etmiş hocam. Tabii herkesin sünnet yapma şekli farklı ama bizim hastanede olanı söyleyeyim ben size. İşlem öncesi çocuğu aldığımızda eğer damar yolu varsa ailenin yanında sedatize ediyoruz, yoksa da zaten ağızdan veriyoruz. Birazcık o an yakın zaman hafızasını unutturucu ilaç var. Demiz olan diye onu kullanıyoruz. Ondan sonra da sünnetini yapıyoruz. Bir miktar acite gibi geliyor sünnetten sonra. İşte anestezi atıyor, şudur budur gibi şeyler söyleniyor ama biraz da öncesindeki çocuğu nasıl uyuttuğumuz, işte nasıl hazırladığımız onlarla ilgili bu işlem. Yoksa çok kaygılanmanız gerektiren bir durum olacağını sanmıyorum.
Anestezi o kadar riskli bir şey değil, bir işlem değil. Batı toplumlarında, bizden batılarında mutlaka böyle bir işlem anesteziyle yapılıyor. Anestezi öcü gibi göstermeyelim. İşte bir sünnet için anestezi olur mu gibi önyargılar var. Ama bir sürü diş hekimi arkadaşım diş çekim işlemlerinde anestezili yapıyor. Çocuklara yapılan cerrahi işlemde ihtiyaç duyuluyorsa, çocuk bunu anlayamayacak durumdaysa anesteziden çekilmemesi gerektiğini tavsiye ederim. Şimdi başka sorumuz yok hocam. Önümüzdeki sorumuzda. Tekrar toparlamak gerekirse sünnet her yaşta yapılabilir, her dönemde yapılabilir. Sadece yaşına ve çocuğun kendisine uygun yöntemi belirlemek, aileyle karşılıklı konuşup bu konuda karar vermek gerekiyor. Anestezili mi yapacak, yani genel anestezili mi, sedasyonlu mu, yoksa lokal anestezili mi yapacağımız. Bununla ilgili kararı aileyle beraber vermek, hatta çocuğun da bu olaya katılmasını anlayabilecek yaştaysa öyle karar vermek gerektiğini tavsiye ederim. Çok büyütmeyi, işte endişelenmeyi gerektirecek bir durumun olmadığını tekrar öneriyorum. Her yaşta sünnet olabileceğini tekrar söylüyorum. Çünkü illa takılmışlar, işte bu çocuk 5 yaşında sünnet olmak, biz yaptırmak istiyoruz ama falanca komşumuz olmaz dedi. O tür şeyler yok. Sadece çocuğun kaygısını giderin. 4 yaşında da 5 yaşında da sünnet olabilir. Sünnetten sonra da çok işte pansumanda, dikiş almaydı, o tür işlemler olmadığı için sizi işte ben izin almam lazım, iznimi ona göre ayarlamam lazım gibi kaygılara girmenize gerek yok. Her aile rahatlıkla bakımını yapabilir. Annemi çağırayım işte ben tek başıma bu çocuğa bakamam gibi kaygılarınız olmasın. Rahatlıkla, çünkü yapılan çok farklı bir işlem yok. Sadece birkaç gün fazla hareket etmesin diyoruz. Bir de krem sürüyoruz. Başka hiçbir işlemi yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz.